ince olduran, gönüllerimizi iman ile dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla Tatlı Sohbetler programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Akşamınız hayırlı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz fitrelerimizi, fidyelerimizi, zekatlarımızı en güzeliyle kabul ve makbul eylesin efendim. Akşamınız hayırlı ve mübarek olsun. Kıymetli dostlar, bugün yine sizlerle iftar programında, Tatlı Sohbetler programında kıymetli hocalarımla beraber sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz inşallah. Rabbim sevabından istifade edebilmeyi ve bilgilerinden de istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Efendim, stüdyomuzda bulunan konuklarımı sizlere takdim ediyorum. Aydın Müftülüğü İl Vaizimiz Sayın Cihat Selen Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkürler. İyisiniz hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Yoğunuz maşallah Ramazan'da. Çok her şükür, yerde vaaz nasihat. Elhamdülillah. Allah kolaylık versin. Kıymetli dostlar, yine stüdyomuzda kıymetli bir hocamız var. Aydın Tepecik Cami İmam Hatibi Oktay Okuyan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah sağlık, afiyet versin. Amin inşallah. Evet kıymetli dostlar, bizler her zaman olduğu gibi Şehru Ramazan ve Şehru Kur'an ayında sohbetimize Kur'an ile başlıyoruz. Kıymetli hocam, buyurun inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Sayın Hocam. Eyvallah. Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
Evet kıymetli dostlar, bugün Aydın İl Vaizi Cihat Seren hocamla beraber eşlerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları konusunu ele alacağız. Kıymetli hocam, öncelikle ailenin önemi hakkında biraz bize aydınlatır mısınız? Evet hocam, inşallah bugün toplumun çekirdeği olarak kabul edilen, bütün toplumlarda böyledir, milletin geleneğini, kültürünü, insani, maddi, manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarıldığı ailenin ve bu aileyi oluşturan eşlerin birbirlerine karşı hak ve görevlerinden inşallah bahsedeceğiz. Tabii ki aile her toplumda önemli. Sadece bizim Türk toplumunda değil, bütün dinlerde, bütün kültürlerde aile önemli. Çünkü malumunuz toplumun çekirdeği aile. Aile ne kadar sağlam, düzgün temeller üzerine oturursa, aile kurumu ne kadar sağlıklı olursa, bu topluma da yansıyor. Toplum da o kadar sağlıklı ve düzenli oluyor. Bu manada aile yeryüzünde kurulmuş ilk müessesedir diyebiliriz. Çünkü malumunuz ilk yeryüzünde Cenab-ı Hak Adem'le Havva validemizi birbirine eş olarak göndermiş. Allah'ın kurduğu bir müessese. Yıkılmasından Efendimizin ifadesiyle arşın titrediği bir kurum. O manada mesela ailenin önemi deyince şu anda devletimizde Aile Bakanlığı var biliyorsunuz. Yani devletimiz ailenin korunması adına bir bakanlık bünyesinde hizmet görüyor. Bu da ailenin ne kadar önemli olduğunu gösteren delillerden birisi. Tabii ki bizi Müslüman olarak bizim hayatımızı şekillendiren Kur'an ve sünnet. İnşallah ilerleyen vakitlerde Kur'an ve sünnet ışığında ailenin önemine de değineceğiz. Bütün Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Biz her şeyi erkekli dişili yarattık buyuruyor. Yani gerek hayvanlar, gerek bitkiler, gerek insanlar çift olarak yaratılmış. Bu hem neslin devamı için önemli, hem de dediğimiz bu ailedeki kültürün, birikimin, değerlerin daha sonraki toplumlara aktarılması açısından Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bir kanun. Bu da tabii ki aile birliğinin devamı için eşlerin birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi lazım. Madem bu bir müessese, bu müessesenin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için tarafların üzerlerine düşen hak ve görevleri, bir taraf için hak olan diğer taraf için sorumluluk manasını ifade ediyor. Bu manada eşler bu müessesenin devamı için daha sonraki çocukların hayatının da daha sağlıklı, verimli devam edebilmesi için hak ve sorumluluklara riayet etmek çok önemli Sayın Hocam. Peki hocam, İslam dini aileye ne derecede önem veriyor? Evet hocam, İslam dini de dinimizde evlilik teşvik edilmiş, evlilik dışı ilişkiler yasaklanmış, nikah kolaylaştırılmış, boşanma zorlaştırılmış. Yani bu kurumun daha sağlıklı, uzun süre devam edebilmesi için Cenab-ı Hak ve Peygamber Efendimiz bununla ilgili hükümler bildirmişler, kurallar koymuşlar. Tabii ki şimdi ilk kısımda biraz manevi yükümlülüklere, eşlerin karşılıklı birbirlerine manevi yükümlülüklerine, konumuzun sonunda da inşallah hukuki yönüne değineceğiz. Yani bu görev ve sorumlulukların hukuki açıdan birbirlerine değerleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Dinimiz bir fıtrat dinidir. Yani fıtratı hiçbir zaman göz ardı etmemiştir. Şimdi bakıyoruz bazı Hristiyanlarda mesela boşanmak yasak. Güya onlar da kendileri aile kurumunu korumak maksadıyla böyle bir Allah'ın dinini tahrif ettikleri için böyle bir kanun getirdiler, ama bu maalesef tam tersine evliliği korumayıp daha çok boşanmaları artırıyor. Yahut da birlikte insanlar boşanma olmadığı için nikahsız birlikte yaşama yoluna gidiyorlar. Ama dinimiz fıtrat dini olduğu için
Fıtraten de insan bir eşe ihtiyaç duyduğu için hem neslin devamı açısından pek çok hikmetleri var tabii ki evliliğin. Bu manada Cenab-ı Hak ve enkihul eyama minkum, içinizden bekar olanları evlendirin. İçinizden köleler ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin diye emir sıgasıyla insanlara evlenmeyi teşvik ediyor. Eğer fakirlerse Cenab-ı Hak bunları fazlından zengin eder şeklinde Cenab-ı Hak maddi imkansızlıklarda bile evlenmeyi bizlere öğüt veriyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin de bu konuyla ilgili çok hadis-i şerifleri var. Çünkü malumunuz evlilik olmazsa, nikah olmazsa insanlar gayrimeşru ilişkilere yönelebiliyorlar. Fıtri bir ihtiyaç evlenmek. Efendimizin bu konuda pek çok hadis-i şerifi var. Malum en nikahu sünneti diyor Peygamber Efendimiz. Nikah benim sünnetimdir. Kim ki benim sünnetimden yüz çevirir benden değildir buyuruyor. Bu da çok büyük bir teşvik. Yani evlen, başka bir hadisinde gene Efendimiz ey gençler evlenmeye imkanı olan evlensin buyuruyor. Yani bu imkan bulunduğunda, fırsat bulunduğunda evlenmeye ne yapıyor? Müslümanları teşvik ediyor. Nikahsız durmaktansa imkan bulunduğunda evlenmeyi Efendimiz kendi de zaten bütün peygamberler evlenerek örnek olmuşlar. Bizim peygamberimiz de her konuda örneğimiz olduğu gibi kendisi de evlenerek evlilik hayatının nasıl olması gerektiğini bizlere yaşayarak öğretmiş. Ve evlenmeden önceki eşlerin seçiminde insan ne için evlenir? Efendimiz bunu da bizi bildiriyor. Yani bir kadın diyor dört şey için nikahlanır. Yani güzelliği için, soyu sopu için, malı için ve dördüncü olarak da dininin güzelliği, ahlakından dolayı nikahlanır buyuruyor Efendimiz. Sen diyor dini güzel olanı, ahlakı güzel olanı seç ki rahat edesin buyurmuş Peygamberimiz. Bu manada evliliğin sağlıklı yürümesi için tabii ki kitaplarımızda da yazıyor. Yani bu ömür boyu devam edecek bir süreç. O manada insanlar evlenmeden önce evleneceği kişide ne gibi özellikler araması lazım? Şimdi bunlara kriter deniyor bildiğiniz gibi. Eğer bu kriterler sadece dünyaya ait kriterler olursa, işte kişinin yakışıklılığı, güzelliği, maddi durumu. Tabii ki yani sadece dünyaya ait şeyler bizim kriterimiz olursa bu evlilik o elimizdeki imkanlar azaldığında, gittiğinde, değiştiğinde maalesef günümüzde de gördüğümüz gibi evlilik sıkıntıya uğruyor. Ama Efendimizin buyurduğu gibi bizim inancımıza göre evlilik sadece bu dünyayla sınırlı bir birliktelik değil. Yani biz eşimizle cennette de bir olmak niyetiyle nikahlanıyoruz. Bu manada Efendimizin bu tavsiyesi de eş seçiminde evliliğin, ailenin, nikahın sağlıklı bir şekilde yürümesi için bizim için bir yol gösterici. Yani o yüzden kişinin bu maddi imkanları yanında maneviyatının ne durumda olduğu, Allah'tan ne kadar korktuğu, dini emirlere ne kadar hassasiyet gösterdiği de bizim için önemli Sayın Hocam. Bu manada bir erkek ve bir kadın evlendiğinde artık ömür boyu sürecek bir birlikteliğe inşallah adım atmış oluyorlar. Eyvallah. O yüzden evlilik öncesi ve evlilik sırasında İslam'ın koyduğu kurallara ne kadar hassasiyet gösterirsek aile sağlığı açısından da önemli oluyor Sayın Hocam. Hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nikah benim sünnetim diyor. Evleniniz, çoğalınız çünkü ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Yüce Rabbimize sevimli gelmeyen amellerden bir tanesi de çiftlerin boşanmasıymış hocam. Boşanmak Allah'ın hoşuna gitmeyen bir hasletmiş. Geçenlerde bir gazetede okudum. Afrika ülkesinin kıtasının bir yerinde devlet bir kanun koymuş. Boşanacak kişiler evlenirken giydiği gelinlik ve damatlıkla mahkeme salonlarında, diyelim ki 30 yıl 40 yıl yaşamış, boyu uzamış, işte saçı dökülmüş, kilo almış ama yine o gelinlik ve damatlıkla, bak 20 yıl 30 yıl önce nasıl mutluydun, hangi ahenkle yürüdün, pozlar verdin, alkışlar aldın, bugün yine bu halinde boşanıyorsun. Yani insanların boşanmayı azaltmak için böyle bir devlet taktik uygulamış.
Bugün maalesef toplumumuzda hocam evlenmek kadar da boşanmak maalesef o sayıya ulaştı hocam. Belki yarı yarıya geldi. Bunun için evliliğimizi sağlam temellere oturtmalı. Kalıbımıza göre değil, kalbimize mukabil bir eş aramalıyız diyorum. Kıymetli hocam, eşlerin ortak hak ve sorumlulukları nelerdir? Bu soruyla devam edelim inşallah. Evet hocam. Dediğiniz gibi boşanmak Allah'ın en sevmediği helal olarak tabir ediliyor. Çünkü boşanıldığında biliyorsunuz sadece çiftler değil, varsa çocuklar ve iki tarafın aileleri de bundan çok... Ve insanın ileriki hayatında yani boşandığından sonraki hayatında da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu manada işte evlilik devam ederken, evliliğin başında, bu süreçte eşler karşılıklı hak ve sorumluluklarına ellerinden geldiği kadar riayet ederlerse bu tabii evliliğin daha sağlam temeller üzerine kurulmasına ve daha uzun süre devam etmesine sağlıyor. Dediğiniz gibi ortak hak ve görevler oldukça fazla. Ben birkaç madde halinde sıralamaya çalıştım. Buyurun tabii. Öncelikle Cenab-ı Hak Rum Suresi 21. ayette وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Cenab-ı Hak evlenmeyi kendi varlığının ve birliğinin delillerinden biri olarak sayıyor. Yani kendi cinsinizden eşler yaratmanız, eşler var etmemiz ve ikisinin arasına, eşlerin arasına meveddet demek sevgi demektir. Muhabbet. Rahmet de merhamet, rahmet aynı kökten geliyor. Bunları yani düşünün, bir kadın ve erkek bir ömrü beraber geçirecekler. Bu aradaki bağ ne olacak? Yani belki de birbirlerini hiç tanımayan insanlar, bakıyorsunuz tanışıyorlar, birbirlerini beğeniyorlar, evlilik adımı atıyorlar. Demek ki bu Allah bu iki insanın arasına bir bağ koyuyor. Evet. Bu da ayet-i kerimede ifade edildiği gibi sevgi ve rahmet. Bu ikisi ne zaman ki azalır, kaybolur yahut da yerlerine başka şeyler geçer, o zaman bu bağ kopuyor Sayın Hocam. İşte yani günümüzde yaşanılan üzücü hadiselerin temelinde de bu var. Yani insanlar evlenirlerken her şey güzel, yani seni çok seviyorum, senin için ölürüm diyen insanlar bakıyorsunuz, belli bir süre geçtikten sonra o çok sevdikleri insanlara zulmetmeye başlıyorlar. Yani demek ki ya sevgi azalıyor, kayboluyor, yerine sevginin zıttı nedir? Yani nefret. Nefrettir. Yani eş birbirine yardımcı olması gerekirken maalesef birbirine düşman haline geliyor. Destek olacağına af veriyor. Rahmet, rahmet olmayınca, merhamet olmayınca yerine şiddet geliyor. Şu anda dünyanın, bırakın Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu şiddet. Yani aile içinde şiddet ne kadar korkunç bir tabir. Aile rahmetin, merhametin, sevginin ocağı olması gerekirken biz aile bireylerinde birbirine şiddeti engellemekten bahsediyoruz. Ne kadar üzücü bir duruma gelmişiz. Bu manada yani bu Allah'ın ayetidir. Yani insanların, eşlerin arasında sevgi ve merhameti her zaman korumak, devam ettirmek, bunun için çabalamak lazım. Bunlar tükendiğinde maalesef aile birliği de yok oluyor. Şu anda yani aslında evlilikten ne anladığımız, ne beklediğimiz çok önemli. Niçin bir araya geliyoruz? Düşünün yani bırakın bir karı kocayı, iki kişi bir şirket kurduğunu düşünün. Evlilikte bir akittir en nihayetinde. Taraflar akitte, işte eğer üzerlerine düşeni yapmazlarsa ne olur? O birliktelik istenilen neticeyi vermiyor. Aile de devam edebilmesi için sevgi, saygı, muhabbet, merhamet yani yeri geliyor değil. Mesela yani bir çocuk olduğunu düşünün. Bir ailede yeni doğmuş bir çocuk. Yani bu evdeki iş bölümü paylaşılmazsa, bütün yük hanımın üzerine yüklenirse, değil mi? Biz buna isar diyoruz. Yani icabında erkek de bu görevi elinden geldiği kadar paylaşmaz. Bir küçük bir örnek olarak verdim. Yani her konuda evliliğin devamı için bu iş bölümü, iş paylaşımı, sevgi ve merhamet temeli üzerine konumlandırılması lazım. Yoksa aksi takdirde dediğimiz gibi, günümüzün biraz çağdaş anlayışıyla insanlar hem kendi rahatlarından vazgeçmek istemiyorlar. Hiçbir şeyden fedakarlık yapmak istemiyorlar. Bekar hayatında ne yapıyorsa buna devam edecekler.
Ama bir taraftan da evlilik hayatını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu da çok verimli olmuyor, yürümüyor. O yüzden yani herkes annesinden, babasından, dedesinden düşünmek lazım. Yani onlar ne sıkıntılarla, yani en ufak biz şu anda gençler olsun, yeni evliler, en ufak bir sıkıntıda hemen ilk düşündükleri şey ayrılalım, boşalalım. Halbuki hayatın yükünü evlilik nedir? Omuzlamak. Bir hayatı, refikaya hayat deniyor değil mi eş için dinimizde? Yani bu hayat yolculuğunda birbirimize arkadaş olmak. Bu yani sıkıntılara beraber göğüs gerilmezse, zorluklar beraber aşılmazsa, mutluluklar beraber paylaşılmazsa maalesef bu işte çok sağlıklı devam eden bir ilişki olmuyor. İlk fırsatta ya da bu şiddet arttıkça insanlar ayrılma yoluna, boşanma yoluna gidiyorlar. Maalesef dediğiniz gibi ülkemizde de boşanma oranları oldukça yüksek. Tabii ki bu modern hayatın getirdiği bazı akımlar, düşünceler, artık ne derseniz eski o aile devamını düşünen insanların yerine ilk fırsatta boşanmayı düşünen aileler haline geliyor insanlar maalesef. Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya diyor ki, kızım sen Ali'ye eş ol ki Ali de sana köle olsun. Değil mi? Kızına şimdikiler ne diyor hocam? Ayaklarının üzerinde sağlam dur. Kendini ezdirme diyor. Yani bakınız, bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun, Ehl-i Beyt'inin soyunun verdiği ahlak ve terbiyeye bakalım. Bugün günümüzde tabi genelleme yapmıyoruz. Bak. Ama bir takım insanlar, kızım ekonomik özgürlüğünü eline al, ayakların üzerine sağlam bas, aman kendini ezdirme. Evet Sayın Hocam, sizi bir dinlendirelim inşallah. İnşallah hocam. Hocamızdan bir eser dinleyelim. Kıymetli hocam, buyurun inşallah. Halimiz nola mahşerde, cümle alem düşer derde. Halimiz nola mahşerde, cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle gönlüme derman. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle gönlüme derman. Uğruna canımı kurban vereyim ya Resulallah. Uğruna canımı kurban vereyim ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Eyvallah hocam, ağzınız sağlık. Maşallah, teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, devam edelim aile konusunu inşallah. Erkeğin hanımına karşı görev ve sorumluluklarından biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Yani bizim sorumluluklarımızdan, evet, inşallah. Evet hocam. Şimdi bu karşılıklı hak ve sorumluluklar, tabii ki buna tekrar döneriz hocam. Bu bayağı bir madde çıkartmıştım. Aha. Ben. Kocanın karısına karşı görevleri, bu biraz daha hukuki olarak, yani bir evlilik akittir dedik. Öyleyse kişiye sorumluluklar yüklüyor. Bu bazen maddi sorumluluklar oluyor. Yani kişinin yapması gereken, üzerine yükümlülük olarak. Bizim dinimizde nikahlanan erkek karısına mehir ödemek mecburiyetinde. Bu nikahın bir gerekliliği olarak. Bu mehir hocam dinimizde de var değil mi? Evet. Nikah kıyarken. Evet. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kanunlarında da. Bunu biz mehir değil de nafaka mı diyoruz? Evet, evet. Nafaka, işte dinimizde nafaka yükümlülüğü ile mehir birbirinden ayrılmış.
Mehir, yani bir kadın nikahlandığı zaman erkek ona malından, tabii, servetinden, kadının dilediği kadar, bunda bir sınır da koymamış dinimiz. Eşler anlaşarak kadına bir ücret ödemesi gerekiyor. Bunun bir kısmını peşin. Evet. Peşin olursa mehri muaccel. Müeccel mi? Deniyor. Müeccel. Peşin verilen. Muaccel de daha sonra. Ertelenmiş. Yani mi? Diyor ki mesela bana diyor 100 gram altın ver. Yani adam, evet, bir seferde bunu ödeyemeyeceğine göre anlaşıyorlar. Diyor ki işte 50, neyse 5 gramı peşin olsun bunun. Gerisini benim sana borcum. Yani bu kadın erkek bunu nikahta borçlanmış oluyor. Buna biz mehir diyoruz. Velev ki hiç konuşulmasa bile, yani şimdi dini nikah, resmi nikah Türkiye'de ayrı olduğu için insanlar bunu bilemiyor, biliyor, daha sonradan hocam, duyabiliyor. Bizim başımıza geliyor. Evet. Hocam işte falanca gün düğünümüz var, nikahımız var. O günde dini nikahımızı kıyar mısınız? Biz camiye davet ediyoruz ya da evlerine gidiyoruz. Yine anne baba, şahitler. Orada mehri anlattığımızda bazıları da mehri hiç duymamış oluyor. Olabilir, normal. İzah ediyoruz ama buradan da ekranlardan bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize mehri de anlatmış olalım. Evet. Evlenecek gençlerimizin bu konuda biraz daha nikah kıymadan evvel donanımlı ve bu işi halletmiş olarak, evet, gelmeleri lazım, evet, diyoruz. Evet hocam, haklısın. Hocam. Çünkü bu yani kadının hakkıdır. Yani bu borç üzerimizden düşmüyor. Velev ki dediğim gibi hiç bilgileri yok, hiç nikahta böyle bir şey konuşulmadı. Ama o kadın gene o hakkı almıştır. Daha sonra bunun fıkıh kitaplarımızda yeri var. Bir, evet, rakam belirleniyor ve bu borç ölene kadar erkeğe ödeniyor. Ama bu mehir hani ailelerin anlaşırken işte şu kadar bilezik, şu kadar altın diyorlar ya talebeler, evet, evet, o değil değil mi hocam? Hocam bu dediğim mehir gibi hediye. Tabii ki karşılıklı. Anlaşmaya bağlı. Yani kız ve erkek tarafı, yani erkek tarafı diyebilir ki ben düğünde sana şu kadar altın takacağım. Bunun tamamını ya da bir kısmını mehirden sayalım. Bu tamamen eşlerin ve ailelerin anlaşmasına bağlı. Yahut da diyebilir ki hocam şimdi bazı İslam ülkelerinde oluyor. Ben diyor mehir istemiyorum. Sen diyor beni hacca götür, umreye götür. Bu yani, da uygun değil mi? Bu da uygulanabilir. Yani kadın istediğini istemekte özgür hocam. Yahut da kadın mehri alıp eşine bunu hibe olarak bağışlaya da biliyor. Ama bu hakkı muhafaza çok önemli. Çünkü az önce dediğiniz gibi ekonomik özgürlük dediniz, evet, ya din aslında bunu garanti altına almış. Yani şu bugünkü anladığımız manada değil. Bugün insanlar evliliğe bir nevi ticari bir ortaklık gibi bakıyorlar. Yani ne kazanırız, evet, ne kaybederiz? Hani manevi yönü işin göz ardı edildiğinde aslında bakın Allah'ın koyduğu hükümde kadın asla mağdur edilmemiş. Yani, evet, hele ki 1400 sene önceki toplumu düşünün. Kadının değersiz, ikinci sınıf, yani bu sadece Arap toplumuna has bir şey de değil, Hristiyanlarda da böyleydi. Yani kadın hakları maalesef istenilen düzeyde hiçbir zaman olmamış. Bu manada bak Cenab-ı Hak kadına erkeği belli bir istediği kadar, hatta diyor yani develer yükü isteseler bile onlara verir. Ama onun bir alt üst sınırı erkeğin yaşadığı hayata, çalıştığı işe, ekonomik durumuna göre. Şimdi durumu yok. Tabii, ondan da kilolarca tabii, tabii, bir yani, şey altını istemesi. O nikah kolaylaştırma manasında o konuda, evet, haklısınız ama hani Cenab-ı Hak buna bir sınır çizmemiş. Elbette ki yani evlenecek insan da anlaşacak yani. Evet. Muhakkak yani düşünün yani erkeğin gücünün yetmeyeceği bir şey kadının istemesi ileride o aileye ekonomik olarak yük getirecektir. Evet. Ama bu bir nevi kadını ekonomik olarak garanti altına. Birbirlerini seven insanlar birbirlerini üzmezler hocam. Aynen. Eyvallah. Devam edelim hocam. Aynen hocam. Yani işte evlilik sözleşmeleri yapılıyor. Günümüzde ben hep kıyaslıyorum. Yani insanlar boşanırsak yani evdeki eşyaya kadar kimin olacağını bir imza altına alma gayreti içerisindeler. Maalesef bu üzücü. Hani bu evliliği ne kadar devam ettiririz? Maddeye dayalı bir evlilik değil de manaya dayalı. Ben eşimle sadece dünyada değil, ahirette de, cennette de beraber, evet, olma arzusu ve duasıyla bir, evet, evlilik kurarsam, evet, inşallah Allah bize dünyada da ahirette de iyilikler, evet, güzellikler, nimetler verir diye dua ediyorum, evet, hocam. İkinci olarak da hocam hukuki dedik, nafaka yükümlülüğü dinimizde erkeğe verilmiştir. Yani erkek evlendiği zaman eşinin gücü yettiği nispette yaşadığı toplumun örfüne uygun bir şekilde yemesinden,
içmesinden, barınmasından, yani maddi olarak ihtiyaçlarının karşılanması dinimizde erkeğe yüklenmiş bir sorumluluktur. Kadının bu hakkıdır. Yani bunu talep edebilir ama dediğimiz gibi meşru şartlar çerçevesinde. Evet. Hocam bir dikkat çekici bir şey bahsetmek istiyorum. Nikah kıyarken hem dinen hem kanunen gördüğüm kadarıyla önce işte falancadan olma filancayı kendinize eş olarak kabul ettiniz mi sorusu önce bayana soruluyor değil mi hocam? Evet, evet. Ama İslam'da boşanma yetkisi boş ol kelimesiyle 3 defa erkeğe veriliyor. Yani burada bir yuvayı kurarken dişi kuş yuvayı kuruyor ama yuvayı bozma hakkını da sanki erkeğe mi veriyor hocam burada? Hocam genel olarak İslam dininde tabii ki yani yani bir bayan eşine 3 defa boş ol dese diyemiyor ama o, Cenab-ı Hak burada... Evet, bu işte nafaka yükümlülüğünden kaynaklı bir hak olarak biz bunu düşünüyoruz. Evet. Yani genelde usul olarak Cenab-ı Hak boşama yetkisini erkeğe vermiş. Tabii ki bu nikahta kararlaştırılırsa kadına da boşamayla ilgili bir yetki hak verilebileceği malum. Tabii o kanunen, şiddet olur. Ne bileyim anlaşmamaz o ayrı. Ben... dini hüküm olarak diyorum. Evet. Öyle bir varsayımla konuştum. Doğru. O konuda haklısınız. Yani yuvayı dişi kuş yapar dediğiniz bu manada çok önemli. Yani çünkü ne bileyim ailenin bu manevi yükünü daha çok kadınlar çekiyor. Bu yüzden de bu konuda onlara daha büyük bir mesuliyet düşüyor. Kadının kocasına karşı görev ve sorumluluklarından biraz daha bahsedebilir miyiz? Evet hocam, malum bir erkek ve bir kadın nikahtan bahsediyoruz. Erkeğin görev ve sorumlulukları olduğu gibi kadının da eşine karşı, ailesine karşı sorumlulukları var. Biz bunları genel çevrede, genel olarak itaat olarak, birinci itaat olarak ifade ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Bakara suresi 228'de şöyle buyuruyor. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Şimdi itaat deyince maalesef işte gelişen bu yeni kültür kadın haklarını öne plana çıkarma çabasıyla maalesef erkeğin hakkından alıp kadına verme gibi yanlış bir uygulama var. Ayet-i kerime açık yani Cenab-ı Hak Efendimiz buyuruyor ki üç kişi bir araya geldiğinizde yolculuk yaptığınızda bile birinizi imam seçin diyor. Yani ortak önder seçin. Aynen o manada yani bir konuda iki kişi üç kişi bir karar verecekse istişare edilir. En nihayet karar birine bırakılır. Evlilikte de nafaka yükümlülüğünün erkekte olması hasebiyle evi idare edip dışarıya karşı ne bileyim maddi konuda her konuda erkeğe Cenab-ı Hak bir pay öncelik vermiş. Yani şimdi kadın erkeğine itaat etmeli deyince şimdiki manada yani maalesef erkekler tarafından da bu suistimal ediliyor. Halbuki erkek kadına emanet gözüyle bakmalı. Bu ile bakıldığı sürece kadının erkeğe itaat etmesinde hiçbir sakınca yok. Yani evde görüşülen işlerde yapılacak şeylerde istişare edilmeli. En nihayet karar erkeğe bırakılmalı. Bu manada kadın da kocasının meşru isteklerine, evle ilgili kararlarına itaat etmesi nedir? Evliliğin düzen ve devamı için tabii ki erkeklerle kadınların fıtratı bir değil. Yani toplumda da bunu görüyoruz. Asla bir olmaz. Farklı yaratılmışlar. Bu manada evin idaresinde erkeklere bu konuda bir pay öncelik verilmeli. Ne, erkek bunu suistimal etmeli. Bizde öyle bir anlayış da var. Yani kadın hiçbir şey bilmez, hiçbir şey anlamaz, hiçbir şey ya öyle oluyor ki evin içine bir halı alınacak, bir eşya alınacak. Erkek bunu bile hanımına sormuyor. Bu hale gelmiş. Yani bu bütün hakkı gasp etmiş. Bu da yanlış. İfratla tefrit de yanlış dinimizde. İstişare edilecek ama en nihayet karar verme merci dinimiz boşanmada nasıl erkeğe hak verdiyse bu manada bir pay öncelik vermiş erkeğe. Bu konuda itaati dinimiz kadına emrediyor meşru konularda. İkinci olarak kadının kocasına karşı görevi onur erkeğin onurunu korumak. Yani şimdi diyorduk eskiden hani kocasının soy ismini taşıyor. Yani bu
fiziken böyle olmasa bile şu anda kanun değişti ama evlilikte en nihayet değil mi? Kadın kocasının iffet ve namusunu temsil ediyor. Şimdi erkek işe gidiyor, akşama kadar belki de evde yok. Onun namusunu muhafaza, evini muhafaza, malını muhafaza, çocuğunu muhafaza kimin görevi bu sırada erkek yokken? Elbette ki kadının görevi. Bu manada erkeğin istemediği, mesela diyor ki kocası hanımına şu kimseyle görüşmeyeceksin, ben bundan rahatsızım. Yani böyle bir hakkı var erkeğin. Neden? Sen benim onurumu, namusumu temsil ediyorsun. Tabii ki dediğim gibi bu konuda da maalesef zulme varan asla bunu tasvip etmiyoruz. Kadını eve hapsetmek, annenle görüşmeyeceksin, babanla görüşmeyeceksin bu manada değil. Ama sınır çizme konusunda elbette erkek, aynı şey erkek için de geçerli. Kadın erkeğin kocasının başka kadınlarla görüşmesinden rahatsız olabilir, bir huzursuzluk seziyorsa. Madem bu evlilik birlikte, Cenab-ı Hak hem erkeklere buyuruyor gözlerinizi haramdan sakının, hem kadınlara buyuruyor. Aynı şey aile içinde geçerli. Değil mi hocam? Evet. Bu manada namusu korumak, bizde işte biraz yanlış algıdan, gelenekten kaynaklı namusu korumak kadının görevi değil. Ailede namusu korumak her iki bireyin de görevi. Bu manada kadın evinin kocası yokken hem malına hem namusuna sahip çıkması lazım. Buna laf getirecek en ufak bir davranıştan bile uzak durması lazım. Kadının, kocasının hem namusunu hem malını dediğim gibi muhafazaya gayret etmesi lazım. Bu da onun vecibe olarak üstüne düşen bir görev, hak ve sorumluluk manasında. Eyvallah Sayın Hocam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda eşleriyle uyumunu görüyoruz değil mi hocam? Ahengini görüyoruz. Ayşe annemizin, Hatice annemizin birbirlerine olan sadakatlerini, birbirlerine olan ülfet ve muhabbetlerini görüyoruz. Bizim için rol model, en güzel örnek Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayetler odur ki Allah Resulü yeri geldiğinde kendi sükûnü bile kendi dikecek kadar vefalı değil mi hocam? Yani biz bir anlamda da aslında İslam'ın çizdiği yoldan ayrılmadan öyle bir hassasiyetle aile yuva kurarsak, Allah Resulü hayatımızın merkezine alır ve koyarsak değil mi hocam? İnşallah dünyada da ahirette de huzura, refaha erenlerden olacağız. Son olarak Sayın Hocam, eşlerin birbirlerine karşı haklarından biraz daha bahsederek birkaç maddeyle inşallah sözümüzü ve sohbetimizi tamamlamış olalım. Hocamızdan da bir ilahiyle veda edelim inşallah. Dediğiniz gibi maalesef biz din deyince hep ibadet boyutunu ön plana alıyoruz. Yahut da inanç boyutunu öne alıyoruz. Halbuki Efendimiz her haliyle bize örnek. Yani Cenab-ı Hak da bunu ayetinde bildiriyor. Yani yaşantısıyla Efendimiz bize örnek olmuş. Tamam, nasıl namaz kılacağımızı Peygamberimizden öğrenmişiz. Ama bir çocukla nasıl muhatap olacağız? Yahut eşlerimizle nasıl geçineceğiz? Yani öyle rivayet, eşim Peygamber Efendimiz hanımıyla Kabe'de tavaf ederken el ele tutuşmuştur. Yani tamam, düşünün, yani bu hem ona verdiği değeri, sevgiyi, yani bir ibadet yapıyorsunuz, eşinizle beraber yapıyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey var. Mesela erkekler eşlerine sevdiğini söyleme konusunda biraz cimridirler değil mi hocam? Kesinlikle. Ama bayanlar bunu bekler. Ama Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda seni Allah için seviyorum çok, ey Ayşem dermiş değil mi hocam? Çok, buradan yani, da aslında edermiş, çok. Erkeklerin eşlerine karşı vazifelerinden birisi aslında da eşinin karşı sevdiğini haykırması, söylemesi değil mi hocam? Hocam haklısınız. Şimdi maalesef işte bu maddeci yaklaşımla beraber insanları bu alışverişe itmekten dolayı, yani kadına erkek sevdiğini söylemek yerine ya bir hediye al, bir içecek al, pahalı bir şey getir. Yani sevgiyi ifade etmek, söylemek bile bazen o kadına yeterli halbuki. Yani dediğiniz gibi Efendimiz bunu çok sık yaparmıştı. Eşlerine iltifat edermişti. Eşleriyle şakalaşırmıştı. Bu manada bu konuda da Peygamberimizden alacak çok örneğimiz var. Ben konuyu bitirirken son olarak sorumluluktan tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü insan hiçbir konuda sorumsuz değil. Hele ki böyle evlilik gibi mühim bir konuda da asla sorumsuz olamaz. Peygamber Efendimiz veda haccında artık dünyadan ayrılmak üzere insanlara
biliyorsunuz nasihat ve tavsiyelerde bulunuyor. Orada Efendimizin nasihatlarından birisi, ashabım diyor, kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmiştir. Şimdi değil mi, bir kız istemeye gittiğimizde ne diyoruz? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istiyoruz. Yani bu birliktelik, bu birliktelik bizim normal günlük hayatta yahut sadece dünya için yaptığımız bir birliktelik değil. Bir eve yerleşme değil yani. Amenna. Yani yoksa insanlar bu ihtiyacını nikahsız da karşılıyorlar. Ama biz bir Müslüman olarak ne diyoruz? Ben seni Allah'ın izniyle kendi nikahıma almak istiyorum. Biz Allah için bir araya gelelim, evlenelim, fıtri ihtiyaçlarımızı karşılayalım, çocuklarımız olsun. Peygamberin kavliyle, peygamberin sünneti üzere ben seni istiyorum. Ya, yani, değil mi hocam? Bu manada Efendimiz kadınların, tabii ki yani şu anda kadın hakları bu sömürüle kadınlar elbette ki bu haklarını istiyorlar, gayet de haklılar. Efendimiz buyurmuş ki hepiniz küllüküm ra'in, hepiniz idarecisiniz ve her idareci elinin altındakinden, idare ettiğinden sorumludur. Bir imam, önder kimi idare ediyorsa ondan sorulacak. Bir erkek evinden sorulacak. Bir patron işçisinden sorulacak. Bir bayan kocasının evinde diyor idarecidir, ondan sorulacak. Yani o yüzden bu manada sorumluluk bizim hayat, insanoğlu yani aklı başında olduktan son nefesine kadar bu sorumluluk bilincini asla unutmaması lazım. Hesap vereceğin. Yani düşünün, çok üzücü, yarın Allah'ın huzuruna bir hanımefendinin eşi hakkında yahut bir erkeğin hanımı hakkında Allah'ın önünde davacı olması ne kadar üzücü bir durumdur, ne kötü bir mahkemedir. Yani Allah'ım bu adam benim haklarımı gasp etti yahut vermedi demesi. Aynı şekilde tersi de geçerli. Bu manada şuurlu davranmak, bu birlikteliğin devamı için. Yani şu anda boşanmaların, dedik ya, kadın namusunu korumalı, erkek namusunu korumalı. Bu sosyal medya, internetin yaygınlaşmasıyla en büyük boşanma sebeplerinden birisi buymuş hocam, biliyor musunuz? Yani adam evli, bakıyorsunuz internette başkalarıyla sosyal de olsa ilişki kuruyor. Kadın evli, hakeza. Bu ne kadar sadakati, güveni, birlikteliği zarar verici, zedeleyici bir şey. Yani böyle bir evlilik ne kadar devam edebilir? Bu manada eşlerin evliliğin devamı için gayret sarf etmesi. Biliyorsunuz yani insanlar maddi hastalıklarında doktora gidiyorlar. Evlilikte de elbette ki her insanın aynı konuda aynı şeyi düşünmesi zaten fıtrata aykırı. Öyleyse bir sorun olduğunda, bizim bir hocamız vardı da, eşinizle tartışacağınız zaman diyor, eşinizi karşı koltuğa oturtmayın derdi. Yanınıza oturtun derdi. Kazanamazsınız. Yani şimdi karşıya oturttuğunuzda ona bir konum veriyorsunuz. Sen mi haklısın, ben mi haklıyım? Sen mi doğru söylüyorsun, benim dediğim mi olacak, senin mi dediğin doğru olur? Ya. Halbuki yanımıza aldığımızda ya ortak bir çözüm arıyoruz, bir sorun var değil mi? Böyle düşünmek lazım. Sorun olabilir. Yani derler ya eskiler, kavga evliliğin tuz biberi. Yani çok evet, bu manadadır. Yani elbette ki her insan, bir de farklı karşı cinsiniz, kültürünüz farklı, düşünün. Bir hayatı paylaşıyorsunuz. Bu manada sorun olabilir, olacaktır. Olsa bile bunun çözüm yoluna gitmek lazım. Bu manada inşallah Cenab-ı Hak evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Evlenecek olan, evlenmek isteyen gençlerimize Cenab-ı Hak yardım etsin. Belki de bir insan için şu anda en büyük imtihanlardan birisi bu evliliktir. Çünkü insan belli bir yere kadar eşini tanıyabiliyor. Evlendikten sonra daha çok tanıyor. Evet. Bu manada inşallah Cenab-ı Hak şu mübarek Ramazan hürmetine evlerimize rahmet ve bereketi indirsin inşallah. Eyvallah Sayın Hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet, kıymetli dostlar. Ramazan ayımızın son günlerinde Tatlı Sohbetler programımızın da bugün sonuna geldik. Kıymetli Cihat Seren Aydın İl Vaiz hocamızla beraber eşlerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları konusunda hasbihal ettik, sohbet ettik.
onun engin bilgilerinden istifade ettik. Rabbim istifade edenlerden eylesin bizleri inşallah. Sizlere veda etmeden önce Oktay Hocam'dan bir ilahi ile ayrılıyoruz. Esen kalın, hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurun hocam. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Senin adın Gaffar iken, ay börtücü Settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana.